Değerli canlar, bugün Neuss'teyiz. Neuss Alevitische Gemeinde Neuss Derneği, yani AGN Derneği'nin AVO'yla işbirliğiyle düzenlemiş olduğu aşure etkinliğinde AVO'nun merkezindeyiz, Neuss merkezindeyiz. Bugün canlarla birlikte burada aşure etkinliği yapılacak. Derneğimiz üyelerinden, Neuss AGN Derneği üyelerinden dedemizle birlikteyiz. Görüşlerini almak istiyoruz. Ben dede değilim, talibim. Düzelteyim. Oruçlarımızı tuttuk. Bugün aşure ile orucu sonucunu orucu taçlandırıyoruz. Hak yoluna orucunu tutan canlar buradalar. Bugün aşuremizi buradaki canlarla paylaşacağız. Aynı zamanda bugün Neuss Belediye Başkanı da aramızda olacak. O Arbeiter Wohlfahrt AVO diye tabir ettiğimiz kurumun başkanı, o da aramızda olacak. Onun dışında Arbeiter Wohlfahrt'ın genel direktörü Bayan Serbos da aramızda. Bugün burada aşuremizi paylaşacağız. Aynı zamanda Alman toplumuna da biraz kendimizi tanıtma şansı da az da olsa bulduysak onu da kullanmak zorundayız. Yani bugün belediye başkanının aramızda olması, meclis üyelerinin aramızda olması tabii bir Alevilik ve bizim yolumuz açısından bir yani ufak da olsa bir kazanım, en azından bir tanıtma açısından Aleviliği ve bizim buradaki Alevi toplumunu tanıtma açısından bir ufak da olsa bir nebze, bir başlangıç da olsa bir nokta. Onun dışında toparlamam gerekirse dediğim gibi şu anda bekliyoruz biz. Deyişlerimizi okuyacağız. Gülbenkler verilecek. Deyişler ve mersiyeler okunacak. Çorbamızı, aşuremizi dağıtacağız ve hayırlısıyla evlerimize döneceğiz. Evet canlar, sonuçta şiarımız olan 72 millete aynı nazarda bakmanın şiarıyla yola çıktığımız bu yolda bugün Alman dostlarımızla birlikte burada aşuremizi pay eğleyeceğiz. Ama tabii onun öncesinde bu aşuremizde emeği olan, hizmeti bulunan canlarımızdan biriyle bugünün anlamını ve önlemini belirten görüşlerini almak istiyoruz. Bugün aşureyi pişirdik Gülizar kardeşle beraber. Bu görevi bize verdikleri için çok mutluyuz, huzurluyuz. Güzel şeylere hizmet etmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz ikimiz de. Bugün aşureyi pişirdik. Bize kısmet oldu böyle bir hizmet. Çok güzel. Hep beraber canlarla birlikte olacağız bugün. Ne kadar güzel kendimizi tanıtırsak, ifade edersek o kadar güzel bizim için. Başka da diyeceğim bir şey yok. Bugün biz lokmamızı pişiriyoruz, aşuremizi. Yolumuzun şeyidir. Herkesin lokmasına hakkı huzurunda kabul olsun. Sağ olun, var olun. Sizin de emekleriniz hakkında makbul yapabiliyorsunuz. AVO'da Neuss AG'nin, Alevitische Gemeinde Neuss'un düzenlemiş olduğu aşure etkinliğinde yanımızda şu an Neuss AG'nin ikinci başkanı Erkan Çelik var. Onun da bu etkinlikle ilgili kısaca görüşlerini alalım. Etkinliğimiz, her sene yaptığımız gibi aşure etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sene AVO ile yapıyoruz beraber. Canlarımız buradalar. Herkesin lokmalarını hak kabul etsin diyorum. İçinde bulunduğumuz bu Yasin Matem günlerinde benim vurgulamak istediğim Kerbela üzerine, Hazreti Hüseyin'in direnişi üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Kerbela bugün yaşıyorsa orada yapılan katliam kadar Hüseyin'in direnişi yaşatandır, bugüne kadar getirendir. Hüseyin'in direnişidir bu. Ve bugüne dair, bugün asıl sorulması gereken soru, bugünün Yezidleri kimdir ve Hüseyinleri kimdir? Bugünün direnenleri kimlerdir? Bugün bizim görevimiz nedir? Bunlara insanlar kendi kendine sorup yargılamalı, irdelemeliler. Bunlar çok önemli. Yoksa aşuremizi yapıyoruz, dağıtıyoruz lokmalarımızı. İnsanlarımız buradalar, çok güzel. Her şey olumlu. Bir önemli özellikle Alman dostlarımızla birlikte bunları evet, paylaşıyoruz. Alman dostlarımızla buradalar, davetliler. Belediye başkanımız davetli. Gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz ama şu an. Tüm kurumlar, Alman kurumları davetli bugün. Ve birazdan göreceğiz, gelecekler buradalar yani. Elimizden geleni yapıyoruz Alevilik için, yol için. Tabii yol sadece her şey anlamıyla şey yapmayalım yani. Almanlara kendimizi tanıtalım, bilsinler bizi ama her şey de onlar için olmasın. Kendimiz için, özü bizim için. Çok
çocuklarımız için, yolumuz için, özümüz için, bizim için. Önce biz. Yolumuzdan tarif edelim. Aynen önce biz. Yani kendimiz, kendi canlarımız. Noyis AG'nin belirtmiş olduğumuz gibi düzenlemiş olduğu, Avo ile birlikte düzenlemiş olduğu aşure etkinliğinde yanımızda yine Noyis Derneği'ne yakın olan ikinci bir Noyis Derneği Bektaşi Alevi Kültür Merkezi'nin eski başkanlarından uzun süre yöneticiliğini de yapan sevgili Hüseyin Karabulut'la beraberiz. Onun da bu etkinlikle ilgili görüşlerini alalım. Evet, özellikle Noyis'te bulunmanız, Yol TV'mizin burada olması bizleri sevindiriyor. Biz Noyis'te tek toplumuz, iki tane derneğimiz var. Her iki derneğimizin de etkinliklerine mümkün mertebe katılmaya çalışıyoruz. Ben şahsen de kendim AVO kuruluşunun içinde çalışan bir elemanıyım. Hem AVO adına bugün buradayım, hem derneğimiz Alevi Bektaş Kültür Merkezi adına buradayım. Bugün aşuremizi paylaşacağız, lokmamızı paylaşacağız. Buradaki dostlarla birlikte oluyoruz. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Hem kültürel bir etkinlik bu kurumun mekanında, hem de interreligiosa diyalog kapsamında gerçekleşen bu etkinlik hem AVO'nun yöneticilerini, AVO'nun kendisi dernektir zaten, AVO'nun başkanını da sevindirdi böyle bir etkinliğin burada olması. Ben de bir nebze katkı sunmak için burada bulunuyorum. Allah kabul etsin diyorum canların. 12 gün boyunca hep birlikte cemevlerimizi doldurduk. Oruçlarımızı birlikte açtık, lokmalarımızı paylaştık, dualarımızı yaptık. Güzel bir durumdu. Dayanışma açısından çok önemli bir tarih. Özellikle oruç günlerimiz. Orada insanlarımızdan, canlarımızdan bir araya gelmek çok önemliydi. Bunu da gerçekleştirdik. Her iki derneğimizde de. Onun için de mutluyum. Şunu sormak istiyorum. Kerbela'nın ve arkasından da aşurenin önemini Almanlara anlatmanın bir getirisi nedir? Onu da öğrenebilir miyim? Almanlar henüz olayı tam olarak bilmiyorlar. Her ne kadar böyle bazı konular yüzeysel olarak bilseler de dahi bunu derinlemesine kendilerine henüz anlatılmış olduğunu sanmıyorum. Çünkü geçenlerde Alman misafirlerimiz vardı. Derneğimizde onları ağırladık. Muharrem'in 12. gününde. Orada hem toplumumuzu tanıttık, hem federasyonumuzu tanıttık, hem de o günlerin önemiyle ilgili kendilerine bilgi sunduk. Birçok bilginin onlar için yeni olduğunu, bizim tarihimizi, bizim uğradığımız o ağır, nasıl diyeyim, maruz kaldığımız, mağdur edildiğimiz o bütün olayları birazcık da olsa onlara da yansıtabildik, onlara anlatabildik. O konuda da kendileri tekrar bizimle bir araya gelmek istediğini söylediler. Bizleri biraz daha yakından tanıma açısından. Bu da bizleri mutlu ediyor. Mümkün mertebe sadece kendi aramızda kalmayıp Alman çevremize, komşularımıza, çevremizdeki kuruluşlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki. Yani o gün hem belediye başkanımızı ağırladık, hem siyasi parti temsilcilerini, hem belediyedeki il meclis üyelerini, artı her iki kilisenin, hem Katolik kilisesinin hem de Protestan kilisesinin temsilcilerini orada ağırladık. Kendileriyle uzun uzun konuşma imkanımız oldu. Ondan da memnun oldular. İşte kendileriyle işte önümüzdeki dönemlerde bir araya gelip bu ilişkileri biraz daha derinleştireceğiz, ilerleteceğiz. İnşallah güzel bir katılım olur. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili canlar, ben Ahmet Otlu. Noyis Alevi Kültür Merkezi'nin başkanlığını yapıyorum. Buradan size vermek istediğim en önemli mesaj, bu sene 28 Eylül 2019 Köln Arena'da ABF örgütümüzün 30. yılını kutlamak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve bu Yol Bir Sürek Bin Bir Barış Serfonisi'ne tüm canlarımızın katılmasını istiyoruz. Biz burada insanların, ezilmişlerin birlik olduğunu, zalimlere karşı duruşunu sergilemek istiyoruz. O açıdan
Benim çağrım, gelin canlar bir olalım, zalıma karşı duralım. Alevi Toplumu Derneği'nden bir kadın canımız yanımızda. Daha doğrusu kendisi aynı zamanda kadınlar kolunda görevli ve bugünkü aşurede de hizmetleri var kendisinin. Bugünkü etkinlikle ilgili biz kısaca bir görüşlerinizi alalım. Merhaba herkese. Evet, ben Alevi Birlikleri, Nois Alevi Derneği'nde arkadaşlarla birlikte olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Bugünün benim için özelliği çocuklarla beraber olması. Bunu hep beraber, hani çocuklarla beraber hazırlayabilmemiz oldu. Hani bir şekilde çocuklara işte kültürümüzü aktarabilmek adına ben mutluyum. Bu şekilde olması, bu şekilde hazırlanması, Alman arkadaşlarla karışık olması, hani herkesin gelmesi ya da başka kültürlerden arkadaşları da görüyoruz. İlerlerde bayanlar var. Ya umarım güzel geçer. Çok güzel hazırlandı çocuklar, Alev öğretmenimiz, diğer arkadaşlar. Umarım güzel geçer her şey. Teşekkür ederim. Guten Tag, Frau Gertrud. Servus. Ich habe gehört, dass Sie den AWO mit der Alevitschen Verein diese gemeinsame Aschure-Tag veranstaltet haben. Aus welchen Gründen haben Sie jetzt gemeinsam das? Die Arbeit von Wolfgang wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und es gehört zu unserem Leitbild, dass wir interkulturell immer zusammenarbeiten mit allen Gruppen und Organisationen, die unser Grundgesetz schätzen und ehren, das ja in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Und so war es für uns eine große Ehre, mit Ihnen allen zusammen in der alevitischen Gemeinde, allen Gemeinden hier das Aschure-Fest auszurichten. Schön. Und Sie sind uns herzlich willkommen. Vielen Dank. Wer ist denn hier auf Sie zugekommen oder haben Sie das gemeinsam? Also die Arbeit der Wohlfahrt sitzt in einem Gremium der interkulturellen, es gibt in Neuss eine interkulturelle Woche, in der die Arbeit der Wohlfahrt auch immer Angebote macht. Und unser Geschäftsführer, Herr Bühlert-Oesters, sitzt für die AWO in diesem Gremium und wir haben die eingeladen. Also die AWO hat die alevitischen Gemeinden eingeladen, hier im Furter Hof dieses Fest zu feiern, weil der Furter Hof ist eine ganz traditionelle Gaststätte, Begegnungsstätte, die schon über 100 Jahre alt ist. Das ist eine traditionelle Haus. Das ist ein ganz traditionelles Haus, ja. Vielen Dank. Değerli canlar, bugün Nois Alevi Toplumu'nun AWO ile birlikte organize etmiş olduğu aşure etkinliğinde yanımızda şu an Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri sevgili Ufuk Çakır bulunuyor. Ufuk Çakır bugünkü etkinliğin, aşure etkinliğin Almanlarla birlikte yapılmasının önemini arz eden konuşmalarını almak istiyoruz. Nois Alevi Kültür Merkezimiz bu etkinlikte çok önemli bir çalışma yapmakta. Özellikle kültürler arası, dinler arası diyalog konusunda veya bu belediye kendisini tanıtma konusunda çok önemli bir çoğulcu bir mesaj. Aynı zamanda bir paylaşımcı bir mesaj. Zaten aşure etkinliğini kutlarken, aşure etkinliğini düzenlerken burada paylaşımın da beraberinde getirdiği bir mesajı yapıyoruz. Hem çoğulculuğun hem paylaşımın. Haliyle burada aşuremizi başka dinden, başka inançtan, başka kültürden olan insanlarla paylaşmak çok önemli bir adım. Ayrıca Nois Alevi Kültür Merkezimizin, birçok Alevi Kültür Merkezlerimizin özelliği gibi yani kamuoyuyla çok yoğun çalışmalar sürdürmesi çok önemli bir durum. Haliyle bu tür etkinliklerinde belediye başkanlarından tutun başka sivil toplum kuruluşlarından herkesin katıldığını görüyoruz. Bugünkü mekan AWO'nun mekanı. Ayrıca bu da yani Alevi geleneğinde de önemli bir yeri olan bir durum. Çünkü yani göçmen kuruluşların en yoğun yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösterdiği bir kuruluştur. O yüzden böylesi bir yerde aşuremizi paylaşmamız çok önemli bir mesaj. Nois Alevi Kültür Merkezimizin yani Kuzey Rhein-Westfalia'da en eski derneklerden biri olduğunu da vurgulamak lazım. Bu geleneği de yani yıllardır sürdürmekte. Haliyle burada görüyoruz yani 7'den 70'e canlarımız bulunmakta. Çoğunu ben daha çok küçükken yani tanıdığım canlar.
amcalar. Bu yüzden böylesi bir yerde aşuremizi paylaşmak çok önemli. Özellikle 30. yıl kutlaması içerisindeyiz. Aynı zamanda bu çok önemli. Haliyle böylesi etkinliklerin daha da çoğalması, her yerde de bu şekilde gerçekleşmesi çok önemli bir mesaj. Bu eyalette önümüzdeki yerel seçimler olacak ve böylesi bir paylaşım kültürü içerisine girmek aynı zamanda açısından da çok önemli. Yani yabancıların da taleplerini, isteklerini dile getirmek için çok iyi fırsat, diyaloglar da oluşacaktır. Yani görüyoruz ki Almanya'da yani yabancılara genel olarak siyasi tutum gitgide zorlaşıyor. Ve böylesi çalışmalarla, böylesi tutumlara en iyi cevabı verebiliyoruz düşüncesindeyim. Ve burada da yani hem inançsal, hem kültürel, hem de toplumsal değerlerimizi de ortaya koymamızın çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun son zamandaki bu kazananlarından kurumlar nezdinde olsun, bürokrasi veya siyaset nezdinde olsun, bu kazananların aynı zamanda bir yansımasıdır bu cemevlerimize diyebilir miyiz? Aynen. Ona son derece katılıyorum. Yani verilen mesajlar, ki bunlar karşılıklıdır, yataydır, hiyerarşik değil, yani yatay bir şekilde biz federasyon olarak sürdürdüğümüz çalışmaların aynısını belediye nezdinde görmemiz, bu çalışmaların birbiriyle örtüştüğünü görmemiz tabii ki son derece sevindirici bizim açımızdan. Umudumuz ve temennimiz bunun daha da ileriye götürmemiz. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Jamler, im Namen der Alevitischen Gemeinde Neuss begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserem heutigen gemeinsamen Aschure-Essen. Wir fühlen uns als Neusser Aleviten geehrt, heute und hier im Futterhof mit Ihnen und in vielen Religionsgemeinschaften, unserem Dachverband der Alevitischen Gemeinde Deutschland, der Alevitischen Jugend Neuss, unserem Geistlichen Rat und insbesondere den Neusser Bürgerinnen und Bürgern den Aschure-Tag in diesem Jahr zu begehen. Im Verlauf des Abends wird unsere Veranstaltung von dem Fernsehsender JOLTV aufgezeichnet. Unter uns befinden sich Frau Gertrud Zerbos, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Neuss, Herr Ufuk Çakır, Generalsekretär der Alevitischen Gemeinde Deutschland, das Alevitische Gemeindezentrum Neuss, unsere Geschwistergemeinde, die Alevitischen Gemeinden Dormagen, Düsseldorf und Grevenbruch und auch alle anwesenden Vertreter der örtlichen Politik und Gemeinden. Verehrte Presse, liebe Gäste, seien Sie alle recht herzlich zu unserer Veranstaltung begrüßt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung. Im Rahmen des interreligiösen und interkulturellen Dialogs haben wir unseren Aschure-Tag in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Neuss geplant und sind eingeladen worden, den Aschure-Tag in diesen Räumlichkeiten verbringen zu dürfen. Wir Aleviten identifizieren uns mit unserer Stadt, da viele unserer Kinder hier geboren sind, hier in die Schule gegangen sind und sich für ein interkulturelles und friedliches Zusammenleben aller Religionsgemeinschaften einsetzen. Auch der alevitische Religionsunterricht wird bald mit den Neusser Kindern seinen Anfang machen. Wir Aleviten haben zum ersten Mal die Möglichkeit, unsere Religion auszuleben und diese auch zu lehren. Neuss kann stolz auf sich sein. Die Tradition unserer Aschure-Süßspeise mit Menschen aus unserer Stadt, in der wir leben, zu verteilen, ist eine lange Tradition. Diese Tradition hat ihren Anfang in Köln genommen. Die Alevitische Gemeinde Deutschland und die Alevitische Gemeinde Köln haben gemeinsam in den letzten Jahren den Aschure-Tag vor dem Kölner Dom mit den Kölner Bürgerinnen und Bürgern begangen und die Suppe an alle Passanten ausgeschenkt. Wir wollen diese Tradition mit allen Menschen in Neuss fortsetzen und sind stolz darauf, in diesem Jahr den Anfang zu machen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unserem Kooperationspartner für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Ich möchte nun die Vorsitzende der Arbeit
Wohlfahrt Neuss, Frau Gertrud Servas, für ihre Begrüßungsrede nach vorne bitten, wobei sie schon... Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Vorstandes der Arbeiterwohlfahrt und der Geschäftsführung hier in den Räumen des Futterhofes. Der Futterhof ist eine traditionelle Gaststätte seit mehr als 100 Jahren und wir sind stolz darauf, als Arbeiterwohlfahrt sie hier als Begegnungsstätte weiterführen zu können. Es ist uns eine große Ehre, Sie heute hier einzuladen und mit Ihnen gemeinsam das Aschurefest zu feiern, denn es gehört zur Tradition der Arbeiterwohlfahrt, in Frieden, Freundschaft und Solidarität mit allen Religionen und ohne Konfessionen der Menschen zusammenzuarbeiten, die sich zu den Grenzen und den Aufgaben und Zielen der Demokratie bekennen. Die Arbeiterwohlfahrt wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und von daher ist es auch eine besondere Ehre, heute dieses Fest mit Ihnen zu feiern. Die Arbeiterwohlfahrt in Neuss wird erst 70 Jahre alt, in Anführungsstrichen, weil wir die ersten 30 Jahre mit Düsseldorf gemeinsam die Ziele der Arbeiterwohlfahrt verwirklicht haben. Ich begrüße auch ganz herzlich den Generalsekretär der alevitischen Gemeinde in Deutschland, Herr Ufuchs. Wir kennen uns schon lange und er ist also Bürgerin, der Bürger, der hier in Neuss, in Opferfurt groß geworden ist. Und ich glaube, er freut sich auch mit uns gemeinsam, dass der Futterhof hier wieder zum Leben erweckt wurde. Es ist uns eine große Ehre, dies heute mit Ihnen auch deutlich zu machen. Ein wenig noch zur Geschichte der Arbeiterwohlfahrt hier in Neuss. Wir unterhalten 5 Kindergärten, eine offene Ganztagsschule, einen mobilen sozialen Hilfsdienst, Seniorenwohnungen, Senioreneinrichtungen. Es gibt Essen hier im Futterhof für alle Menschen, die gerne mit uns essen wollen. Und von daher sind Sie uns auch darüber hinaus, an diesem Tag hinaus, auch herzlich willkommen. Wer noch etwas über die Ziele der Arbeiterwohlfahrt im Laufe des Tages erfahren möchte, der kann sich gerne mit Frau Schenkel-Oesters und mit mir zusammensetzen, um mehr zu erfahren. Bevor es hier losgeht, möchte ich aber erstmal allen fleißigen Händen danken, die dazu beigetragen haben, dass dieses Fest überhaupt zustande kommt. Ich weiß, wie viel ehrenamtliche Arbeit dafür notwendig ist. Und die ehrenamtliche Arbeit ist sowohl bei den alevitischen Vereinen als bei uns in der Arbeiterwohlfahrt sehr vertraut. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen hier viele interessante Begegnungen, interessante Gespräche und ich begrüße Sie noch einmal mit dem traditionellen Gruß der Arbeiterwohlfahrt. Freundschaft! Ich danke ganz herzlich für diesen reizenden Blumenstrauß. Man freut sich ja immer als Frau, wenn man Blumen geschenkt bekommt. Meistens müssen wir die uns ja selber kaufen. Er wird einen schönen Platz bei mir als Sauber haben. Vielen Dank.